Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ederiz. İyi seyirler dileriz. Ülke yetkililerine seslendi. Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Wayne, Ermeniler arşivi açarsa Türklerden özür dilemek zorunda kalırlar dedi. Birçok askeri uzman, tarihçi ve siyasetçi, sözde Ermeni soykırım iddiaları için asıl mağdur Türkler diyor. Bunlardan birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Wayne. Bruce Wayne, internet sitesi Kaukasus Online'a yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın o zamanlar Osmanlı döneminde 1915'te yaşananlarla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Wayne, Reagan'ın talimatlarıyla Avrupa'daki askeri arşivler ve Osmanlı arşivlerinde araştırma yaptık. Soruşturmada Ermeni soykırımı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı. 1,5-2 milyon Ermeni'nin katledildiği iddiaları Ermeni tarihçilerin uydurması ifadesini kullandı. Ermeni kayıtlarına göre tehcir edilen Ermenilerin sayısının 700 bin civarında olduğunu, Osmanlı topraklarında kalanların sayısının da 280 bin olduğunu belirten Fein, en zorlama tahminle öldürülen Ermenilerin sayısının 280 bin olduğunu kaydetti. 1915'te Ermenilerden daha çok Türklerin öldürüldüğünü belirten Fein'e göre, Ermeni çeteler Anadolu'da 2.4 milyon kişiyi katletti. Osmanlı Devleti'nde bütün etnik ve dini azınlıkların Türklerle eşit hakka sahip olduğunu kaydeden Fein, şu ifadeleri kullandı. Rumlar, Kürtler, Çerkezler, Araplar ve Ermeniler Osmanlı'da üst düzeylerde görev yapıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ana vatanlarına ihanet ettiler ve Osmanlı'nın düşmanlarına katıldılar. Ermeniler Kafkasya cephesinde Osmanlı'ya karşı Ruslarla birlikte savaştı. Türk ve Gürcü köylerini yağmalayıp içindekileri öldürdüler. Araştırmamız sırasında Türkler arşivlerini açtı. Ermeni tarafı arşivlerini göstermeyi reddetti. Bu arşivler açılırsa bütün gerçeklerin açığa çıkacağını düşünüyorum. İşte o zaman Ermeniler tüm dünyadan ama özellikle de Türklerden özür dilemek mecburiyetinde kalırlar.